Gelen I ışının momentum büyüklüğü p'dir. Buna göre ışın aynaya yansıdıktan sonra momentum değişim büyüklüğü kaç p'dir? Şimdi momentum değişimi ifadesi nedir? Momentum değişimi ifadesi şöyledir arkadaşlar. Biz momentum değişimini şöyle yorumluyoruz. Son momentumdan ilk momentumu vektörel çıkartıyoruz. Şimdi parçacık nereden geç? Burası F olursa arası uzaklık eşit demiş. O zaman burası merkezdir. O zaman e, merkezden gelen bir ışığın momentum olarak tekrar ne yapar? Merkeze yönelmiş olur. Çünkü merkezden gelen ışın merkeze gelir. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Bu parçacığın son momentumu, şurası da ilk momentumu. Biz ne yapıyoruz? Momentumu yapan vektörel. O zaman son momentum böyleyse, ilk momentumu ters çevirip ucuna ekliyoruz. O zaman arkadaşlar, ben bunu son momentuma p versem. İlk momentum da arkadaşlar eksi -p olur ama yönler aynı olduğu için bunların vektörel toplamını aldığımız zaman ne diyeceğiz? Tabii ki p p arkadaşlar 2p olarak söylemiş oluyoruz ve D şıkkını işaretmiş oluyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Sürtünmesi yatay düzlemde şekil 1'deki şekil 2 ve şekil 3'teki gibi hareket eden KLP cisimlerin kütleleri m, 2m, 2m'dir. Hızların büyükleri 2v ve 2v'dir cisimleri hareket halinde zıt yönlerde büyüklükle FK, FL, FB olan kuvvetler uygulandığında cisimler T, 2D, 4 seti duruyorlar diyor. FK, FL, FB nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle yorumlayalım. Yine itme eşittir momentum değişimi değil midir? İtme kuvvet çarpı süre momentum değişimi P son eksi P ilk. En sonunda cisimler durduğu için arkadaşlar bunların son momentumları ne sıfırdır? O zaman F çarpı delta T cisimin ilk mom Momentum'la eşitleyeceğiz. İlk momentumların tek tek yazalım arkadaşlar. O zaman k için yazarsak Fk çarpı süresi ne kadarmış bunun? Bunun t kadarmış. O zaman Fk çarpı t eşittir. M çarpı 2V diye veya buna 2P diyebiliriz arkadaşlar. Aynı şeyi FL için yazalım. FL çarpı bunun süresi ne kadar? 2T. Bunun momentum değişimi de arkadaşlar. 2M ve M çarpı 2M çarpı 2M çarpı V. Yani bu da 2P diyelim arkadaşlar. F e, P çarpı 4T süre demiş. FB çarpı 4T. Bunu da e, 4MB dersek şu şekilde. 4MB'ye de 4P diyelim. Tek tek bunları o zaman FK'yı çekersek. FK'yı çekersek 2P bölü T oldu. FL'yi çekersek 2'ler ne yapıyor? Gidiyor. O zaman e, P bölü T oldu. FP'yi çekersek de 4'ler gidiyor. 4'ler gidiyor. O zaman bu da P bölü T oldu. O zaman FK büyüktür. FL ile FP nedir? Ee, birbirine eşittir. O zaman K büyüktür. L ile P kuvveti birbirine eşit olduğunu B şıkkında görmüş oluyoruz. Evet. Üçüncü sorumuza geldik. Sorumuz şöyle. Sürtülmesi yatay düzenine birbirlerine doğru hareket eden K ve L cisimlerinin kütleleri sırasıyla 2 kilogram ve 1 kilogramdır. Hızları 8 ile 4 metre bölü saniyede. Cisimler tam esnek çarpışımı yaptıklarına göre isimlerin e, çarpma yaptıktan sonra hareket yönleri ve hangisine doğru olarak göstermişti. Şimdi bir şeklimizi incelediğimiz Ben bunun bu tarafa doğru 8 kere 2 şu tarafa doğru arkadaşlar momentumun 16 olduğunu görüyoruz. Bunu 4 kere 1 bu tarafa doğru dörtlük momentum olduğunu görüyoruz. O zaman bunun momentumu bundan büyük olduğu için o zaman L cisminin hareket yönü tabii ki ne tarafadır? Sağ tarafı. Çünkü büyük küçüğü yener. O zaman L'nin hareket yönü arkadaşlar hepsinin sağ olduğunu görüyoruz. Şimdi burada K'nın tabii ki hareket yönünü tam kesin bilemeyiz. Bunu ne yap ispat etmemiz lazım. Bunu ne? Momentum kurumundan. O zaman K'na e, çarpışmadan önceki momentumun çarpışmadan sonraki momentumu. O zaman tek tek yazarak bunun çarpışmadan önceki momentumu ne arkadaşlar? Artı 16. Bunun momentumu 4 kere 1, 4. Ama ters yönde eksi 4. Çarpmadan sonraki hızların bilmemiz kütlelerini diyoruz. 2 çarpı VK üssü artı bunun da arkadaşlar 1 çarpı VL üssü. Şimdi biz burada ispat yapacağız. Burası ne geldi arkadaşlar? 12 eşit 2 VK üssü artı VL üssü. Bu bizim birinci denklemimiz olarak bir kenarda kalsın. Şimdi bir daha arkadaşlar hızların kurumu yazalım. Hızların kurumu K'nın ilk hızı. K'nın ilk hızı K'nın son hızı diyeceğiz. L'nin ilk hızı ne kadar? L'nin hızı ters yönde. Eksi 4. Ve L'nin sonu zirve. Denklemi düzeltmeyi. 4'ü bu tarafa atalım. 12. O zaman VL üssü eksi VK üssü yazacağız. Bu iki denklemi birleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. O zaman şuradan şurada ne yapıyoruz? Bu denklemi tekrar düzeltelim. 16'dan 4 çıktı arkadaşlar burada. 12 kaldı. 12 eşittir. Şunu düzeltersek 2 tane VK üssü artı VL üssü. Şimdi denklemimizi çözersek arkadaşlar şöyle çözdüğümüz zaman şimdi e, biz neyi yarıyoruz K'yı. K'yı aradığımız için o zaman L'yi ne yapmamız lazım? Yok etmemiz lazım. O zaman şuraya eksi yazarsak eksi yazdık. Buraya eksi eksi artı oldu. Burada arkadaşlar L'ler ne yaptı? Bu bunu götürdü. 12'ler götürdü. O zaman burada 3 tane VK üssü 0 oldu. O zaman VK üssü demek ki arkadaşlar 0'mış. Yani hareket etmez diyeceğiz. Bu şekilde ispatını yapmış olduk. Demek ki önce bir momentum korunumu denklemi yazdık. Bir de arkadaşlar hızların korununu yazarak buradan VK üssünü çekmiş olduk. Evet geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuz şöyle. Sürçümün önemsi olduğu bir ortam birbirine şekildeki gibi bağlanmış 2 kilogramı 4 kilogram x y cismi başlangıçta durgundur. Büyüklüğü sabit ve 30 nit olan F kuvveti y cismini 6 saniye boyunca etkilerse x cismine bu süre boyundaki momentum büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar sonuçta biz x cismi momentumu sorduğu x cismin hızlı bulmamız lazım. Şimdi burada hız ifadesini şöyle bulmamız Tabii ki ilmesini bulmamız gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar şuraya biz T deyip şuraya T dersek şuraya ne deriz arkadaşlar? 2T deriz. İşte tabii ki bir dinamik konusundan buna ivmesi gerekiyor. Bu cisim arkadaşlar bu tarafa x kadar gittiği zaman bu cisim bu tarafa 2x gider. O zaman bunun ivmesine biz a dersek bu sistemin eğmesi ne olur arkadaşlar? 2a olur. E şimdi sorumuz biraz uzun bir soru. O zaman A'yı bizim bulmamız gerekiyor sayısı olarak? Çünkü hızını ancak hız ifadesini nasıl bulacağız? Hız ifadesini ancak A çarpı t'den bulabiliriz. O zaman denklemimiz hemen yazalım. Şurası için bir denklemi yazarsak, ne yapacağız? Net kuyu F eşittir m mantığıyla e, F net eşittir m çarpı A olanı yazarsak, 30 sağa çekti, sola çeken 2t'lik kuvvet eşittir kütlesi 4, 4 çarpı ne diyelim A diyelim. Şimdi aynı şey arkadaşlar burası için yazarsak bu sistem bu tarafa hareket ediyor. O zaman bunun kuvveti T, t eşittir 2 çarpı 2A diyeceğiz. Şimdi biz A'yı arıyoruz. O zaman T yerine ne yazar? T yerine buradan 4A yazarız. 30 eksi 2T eşittir. T yerine A yazacaktık. O zaman şunu şöyle düzeltelim. Şurayı silelim arkadaşlar. 30 yerine ne yazacaktık biz? E, daha t yerine 4'e yazacağız. O zaman 2 çarpı 4a yazalım. Eşittir 4a'dan. 30 eşittir 8. Bu taraftarsak ne yaptı? 12a yaptı. Bunları sadeleştirsek a eşittir buradan. 30 bölü 12. Evet, bunları 3'e e, e bölelim. 3'e bölersek 10. 3'e bölersek 4. O zaman a'mız kaç oldu? 5 bölü 2 oldu. Bize tabii ki bunun arkadaşlar e, hızını soruyor. O zaman şöyle yaparsak ee, bunun hızını yazarken x'in hızını yazarken o zaman x'in iğmesi x'in iğmesi 2 2A aydı 2 a a çarpı t şimdi o zaman 2 çarpı a'mız kaçtı 5 bölü 2 5 bölü 2 çarpı 6 diyelim 2'ler giderse 5 kere 6 ne yaptı arkadaşlar? Bunun hızı 30 oldu. Tabii ki bize momentum sonuç. Momentum hız değil sadece m çarpı v'dir. Kütlesi bunun 2 kilogramdı. 2 çarpı 30 dediğimiz zaman buradan arkadaşlar momentumunu 60 olarak bulmuş olduk. Evet uzun bir sorumuzdu arkadaşlar. Dinamikten ne yaptık? Öncelikle bunun iğmesi A, bunun iğmesi 2A dedik. Sonra denklemde A'yı kurduk. İki denklemle alt alta yazıp arkadaşlar. Ve sonra hızını bulduktan sonra MV'den bunun momentumunu bulmuş olduk. Uzun bir soru olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet geldik 5. sorumda. Bir buz pistinde hareketsiz duran diyor. 10 M kütleli bir çocuk elindeki topu M kütleli topu yere göre V hızıyla şekilde gibi fırlattığında top yatayda X yolunu alarak yere çarpıyor. Buna göre yargılanan hangisi hangisi doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. Şimdi yine momentum kurun mantığıyla cisim olduğu yerde durduğu için ilk başta bunun önceki momentumu nedir? Sıfırdır. O zaman sonraki momentumun sıfır olması lazım. Şimdi çocuk elindeki topu attığı zaman bu tarafa doğru bir momentum oluşuyor. Yani Sol tarafı en belik momentum oluşuyor. Ama çocuğun kütlesi 10 m olduğu için çocuk 10 m çarpı v üstü ile bu tarafa doğru ne yapıyor? Yönü. Çünkü bunun bu tarafı olan momentumla bunun bu tarafı olan momentum birbirini sıfırlamasam çünkü sonraki momentum sıfır. O zaman bu m bu m'i götürürse çocuğun hızı o zaman ne oldu arkadaşlar? V bölü ona düşmüş oldu. Yani top hareket ettiği zaman çocuk V bölü 10 hızla ne yapar? Sağ tarafı da yönemiş oldu. Evet şimdi gelelim şıklarına. Çocuk topu fırlattığında topla zıt yönde hareket ediyor. Evet arkadaşlar. top bu tarafa gittiği zaman çocuk geriye doğru teper. Top yere çarptığı anda çocuğun yatayda aldığı yol x'ten küçüktür. Evet çocuğun yatay aldığı x'ten küçük. Neden? Çünkü bunun hızı v iken çocuğun hızı bu tarafa doğru v bölü 10 olduğu için arkadaşlar daha hızlı. O zaman burası x olursa burası x bölü 10 olur arkadaşlar. O zaman ikinci ifade doğru olmuş oldu. Çocuk ve toptan oluşan sistemin momentumu korunu. Evet ne yaptık? Momentum önceki momentumu sonraki momentum aynı olacağı için sistemin momentumu hep sıfır olur diyeceğiz. Ve cevabımızı eşlik olarak söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda önceden önemsenmediği bir ortamda yerden belli bir yükseklikten serbest bırakılan cismin yere düşene kadar geçen sürede yalnız yer çekim kuvveti etkisiyle hareket eder demiş kütlesi 2 kilogram olan cisim şekildeki bir 80 metre yükseklikte kuleden serbest bırakılıyor. buna göre cisim yere çarpana kadar geçen sıra itmenin büyüklüğü kaç metre bölü saniye demiş. Şimdi burada itme kavramımız, itme kavramımız kuvvet çarpı süre demiştik. Kuvveti burada ağırlık olarak alabiliriz. Ağırlık çarpı süre. O zaman cismin ağırlığı nedir? Kilogramdan gidersek cismin kütlesi 2 yer çekimi olduğu için ağırlığı 20. Süresini cismin bırakıldığı yüksek 80 olduğu için serbest bırakılan cisim 5 15, 25 ve 35 metrek yol alır. O zaman kaç aralık aldı? Her arası 1 saniye olduğu için o zaman cismin yere düşme süresi 4 saniye oldu. O zaman bunu 4 ile çarparsak 20 çarpı 4'ten 80 Newton çarpı saniyelik bir itmemiz oluştu diyoruz. Ve cevabımızı D olarak işaretlik arkadaşlar. Evet ikinci sorumuz şöyle yatay sürtünmesiz bir yolda 20 metre bir saniye hızla hareket eden otomobil bir süre sonra duvara çarparak 4 saniyede duruyor diyor. Arabanın çarpışma sırasında duvara uyguladığı ortalama kuvvetin büyüklüğü kaç Newton'dur? Şimdi burada bilmemiz gereken yine itme momentum ilişkisi. İtme dediğimiz olay F çarpı delta de momentum değişimine eşit olması. Momentum değişimi cismi Sonraki momentumdan önceki momentumu çıkaracağız. Cisim en sonda ne yapıyormuş arkadaşlar? Duruyor diyor. O zaman sonraki momentumu sıfır. O zaman F çarpı delta T cismin önceki momentumunu eşit olacak. Önceki momentumda M çarpı V yazabiliriz. Birileri yazdığımız zaman o zaman kuvveti bize soruyor. Kuvveti bilmiyoruz. Süreyi de 4 saniye de durmuş. 4 yapıyoruz. Kütlesi burada parçacı kütlesi 400, 400 kilo 400 çarpı hızı da 20. O zaman sadece 400'ü 4'e 100 yapar. 100 kere 20 F burada arkadaşlar ne yaptı? 2000 olarak 2000 Newton'luk bir kuvvet uygulamış oluyor ve D şıkkımızı işaretmiş olduk. Evet, üçüncü sorumuz şöyle. Bazı cisimlerin yaptığı hareketler aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. Bu hareketlerin hangi yerinde cisimler net kuvvet etkisiyle bir itmeye maruz kalmıştır. Şimdi itme arkadaşlar momentum değişimi oldu. Unutmayalım. Şimdi itme ifademiz neydi? İtme ifademiz kuvvet çarpı delta t ya da bir momentum değişimi olması gerekiyor. Şimdi şıklamda inceleyelim. bir otobüsün kırmızı ışığı görüne yavaşlayarak durması. Yavaşlayarak durduğu zaman ne yaptı? Bir hız değişimi oldu. Yani bir delta p'lik bir momentum değişimi oldu. Momentum değişimi varsa o zaman itme vardır. diyeceğiz. Bunların birinci ifade ne oldu? Doğru oldu. Bir meteor taşının limit hıza yarışması. Limit hız cismin sabit hız demektir. Sabit hızda momentum değişimi olmaz. Sıfırda momentum değişimi olmazsa bir itmeden de bahsedemeyiz. Ama ikinci ifade yanlış oldu. Şimdi gelelim üçüncü ifade. Düşey yukarı atılan bir topun atıldıktan bir süre sonra durdurması. Düşe yukarı V hızla atıldığı zaman cisim tepede duruyorsa o zaman bir hız farkı var. Hız farkı varsa momentum değişimi sıfırdan farklıdır. Momentum değişimi varsa o zaman itmesi de vardır diyeceğiz. O zaman üçüncü ifade de e, hız değişimi değil momentum yani itme olduğunu söylemiş oluyoruz. Ve cevabımızı 1 ve 3 olarak değişik olarak işaretledik arkadaşlar. Evet Dördüncü sorumuz şöyle. Doğrusa bir yolda durmakta olan P ve R cisimlerine uygulan net kuvvetin zamana bağlı değişi şekildeki gibidir. T anında P cisim momentumun büyüklüğü Vp, R cisim momentum büyüklüğü Pr olduğuna göre Pr, Prs nedir diyor. Şimdi arkadaşlar sorumuzu inceleyelim. Durmakta olan dediği için cisimlerin ilk hızları yoktur. Şimdi burada net kuvvetin zamana göre grafiğini verdiği için bu göre F çarpı T bize itmeyi momentum vermiyor mu? O zaman F çarpı delta T bize momentum değişimini verdiği için bu alandan biz momentum'a gideriz. Cismin son momentumdan ilk momentumunu çıkarmamız lazım. Ama ilk momentumu olmadığı için o zaman cismin arkadaşlar son momentumu ne oluyor? Ee, bunun e, P'andaki momentum eşit oluyor. O zaman buradaki alanları hesaplarsak. Buradaki alanlar bize neyi verir? momentum verir. O zaman burada R'nin e, şu alanı. Yani buradaki şu alan arkadaşlar e, neyi verir bize? P'nin e, R'nin momentumu verir. R'nin momentumu o zaman buraya biz F çarpı T dersek. F çarpı T'yi o zaman buraya 2P dersek. Üstteki alanda bunun ne arkadaşlar? Yarısı. Üçgen olarak yarısı olarak görüyorsunuz. O zaman burada ne diyelim arkadaşlar? P diyelim. Şimdi de bize P'nin moment P'nin momentini bütün alana almamız lazım. Çünkü grafiğin altındaki alan bize P'nin momentumu verir. P'nin momentumu o zaman burada 3P. R'nin momentumu ise şu alttaki kısım sadece sarı olan kısım. O zaman burası da 2P olduğu için o zaman P'nin momentumu 3P, R'nin momentumu 2P ise cevabımız burada 3 ve 2 olarak, 3 bölü 2 olarak C şıkkını söylemiş oluyoruz. Evet geldik 5. sorumuza. Sürtünmesi yatay bir yolda 10 metre bölü saniye süratle hareket etmekte olan 4 kilogram kütlelik oyuncak arabanın içine Kütlesi 1 kilogram olan macun düşürülüyor. Araba yeterince uzun olduğuna göre macun arabaya çarptık, yapıştıktan sonra süratinin büyüklüğü nedir? Yine bir momentum kurumu düşündüğümüz zaman gelip cismi cismin arabaya yapışması esnek olmayan bir çarpışma. Yani ortak bir hızla gittiğini söyleriz. Yine çarpışma öncesi momentum vektörü ile çarpışma sonrası momentum ve vektörü eşit olması lazım. Burada momentum her zaman hangi eksende? X ekseni Yani şu eksende konunu unutmamız gerekiyor. O zaman biz burada çarpışma öncesi sadece buraya almamız lazım. Çarpışma öncesi sadece arabanın momentumu vardır artı 4 çarpı 10 diyelim. Bunun momentumunu almayacağız çünkü düşeyde momentum almıyoruz. Çarptıktan sonra her iki cismin ne yaptı? Hızı birleşti. Burada bir ortak olarak gitti arkadaşlar. O zaman arabanın kütlesi 4 kilogram. Macun kütlesi 1 kilogram. E, birleşti ve V üstü hızı oluştu. Burası 40. 40 eşittir. 5 V üstü olduğu için. O zaman arabanın hızı 40'ı 5'e bölersek 8 metre bölü saniyelik bir ortak hızla gitmiş oluyor. Evet Altıncı sorumuz şöyle. E, boş kütlesi M olan bir avcı tüfeği ile şekildeki bu ateş edilene kütlesi M olan mermi tüfeğin namusundan V süratle çıkıyor. Avcı tüfeğin yeterince gerçek bir şekilde tuttuğuna göre tüfeğin geri tepme hızını veren bağlantı nedir? Şimdi yine momentum mantığı arkadaşlar. Şimdi avcı ilk başa durgunken tabii ki durgunken momentumu sıfırdır. Sonrasında mermi patladığı için sonrasında sıfır olması lazım. Burada merminin sahip olduğu momentumla avcı tüfeğin geri teptiği zamanki momentumu ne yapması Eşit olması gerekiyor. Şimdi bize tüfeğin geri tepme hızı. Tüfeğin geri tepme hızına ne diyelim arkadaşlar? V üstü diyelim. Merminin hızına da burada V diyelim. O zaman sağlı sollu ne yapması lazım? Bunun bu tarafı oluşturduğu momentumda, yani tüfeğin geri momentum'ın eşit olması lazım ki sonrası sıfır. O zaman burada M çarpı V ifadesi büyük M çarpı V üstü diyelim. Buradan bize tüfeğin geri tepme adını V üstü çekersek M çarpı V bölü M olarak söylemiş oluruz. O zaman cevabımızı B şıkkı olarak işaretleyeceğiz arkadaşlar. 7. soru şöyle kütlesi m -E olan bir mermi 400 metre bir saniye büyüklüğünde bir hızla yatay düzlemde duran 100 m kütle takuza şekildeki merkez olarak çarpıyor. Mermi takozu delerek aynı yönde 100 metre bir saniye büyüklüğünde hızla takozdan çıktığına göre bu olaydan sonra takozun kazanacağı hızın büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar burada yine momentum korun dikkate aldığımız zaman Yine e, çarpmadan önceki momentum olayıyla çarpmadan sonraki momentum olayını eşit işte olması Önceki olayı dikkate alalım. Yani burada momentum olan merminin momentumu. M çarpı 400 deriz. Burada e, takoz durgun olduğu için momentumu yoktur. Sıfırdır. Sonrasında mermi ayrılmış. Mermi buradan çıkmış. O zaman merminin momentumu yine M çarpı 100. Ama tokuzun kütlesi 100M çarpı. Bunun sonraki hızına da ne diyelim? V üstü diyelim. Buraya da V üstü yazalım. Şimdi işlemlerimizi sadeleştirdiğimiz zaman burada arkadaşlar m'ler ne yaptı? m'ler bütün ifadelere gitti. Burada hepsini yüzebilirsek. burada 100 gider arkadaşlar. Burada 100 gider. O zaman burada ne kaldı? 4 kaldı. Burada gittiği için bir ifademiz kaldı. Burada da v üssü kaldı. O zaman v üssü ifademizi buradan 4'ten 1'i çıkarırsak 3 metre bölü saniyelik bir hıza ulaşmış oluyor. Geldik 8. sorumuza. Sürtünmelerine ihmal edip bilardot masasında bulunan özdeş demiş. Kırmızı, sarı, mavi topların hareket yönleri ve hızları şekildeki gibidir. Toplardan önce kırmızı ile sarı, sonra sarı ile mavi top birer kez esnek olarak çarpıyor. Çarpışmadan sonra topların hızları aşağıdakiler hangisi olarak doğrak verilmiştir? Şimdi öncelikle kimler? Öncelikle sarıyla kırmızı. Şimdi bunların e, için her birinin kütlesi M'dir. Yani bunun kütlesi M iken bunun kütlesi de M kadar, bunun kütlesi de M kadar. Çarptıktan sonra kütleler eşitse hızları aktarırlar. O zaman bunun hızı bu tarafa eksi V oldu. Bunun da hızı arkadaşlar bu tarafa 2V oldu. Ne yaptı? Hızlarını ne yaptı? Yer değiştirdiler. Şimdi daha sonra ne yapmış arkadaşlar? Sarıyla mavi çarpıyor. Yine kütleler eşit olan hızları aktarırlar. O zaman 3v hızını buna vereceğiz, 2v de buna verip bunun hızı o zaman bu tarafa 2v oldu gitti. arkadaşlar. 3v de hızını buna verdi, bunun da hızı bu tarafa eksi 3v oldu. O zaman burada e, kırmızı topun kırmızı topun hızı eksi v oldu, e, sarı topun hızı arkadaşlar burada eksi 3v oldu, mavi topun hızı da artı 2v. O zaman Eksi V, eksi, eksi V arkadaşlar 3 ve mavi topun gibi pozitif yönde artı 2 V oldu. Ve cevabımızı değişik olarak söylemiş olduk. Bir buz pistinde durmakta olan 60, 40 kg ve 60 kilogram kitle Ali ve Selim birbirlerine aynı anda ittiklerinde zıt yönler hareket etmeye başlıyorlar. Bu olayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi demiş ki Ali'nin harekete başladığı andaki Selim'den büyüktü. Şimdi olayı şöyle yorumlarsak arkadaşlar başlangıçta önceki momentum neydi? Sıfırda durmakta olduğu için sonraki momentumlarında sıfır olması O zaman bunlar birbirlerine ne yapıyor? Bir itme uyguladığı için ee, Ali ve diye bir kuvvet uyguladı. Veli de Ali'ye aynı kuvveti uyguluyor. O zaman ne yapıyor? Bunlar arkadaşlar ortak bir kuvvet ne yapmış oluyor? İtme kuvveti uygulanmış oluyor. Şimdi burada e, Ali'nin iğmesi. Ali'nin iğmesini yazarken iğme eşittir. F eşittir. M bölü A'dan. F bölü M'den yaptığımız zaman Ali'nin kütlesi daha küçük olduğu için ne olur, büyük olur. Çünkü ortak F kuvveti itmiş oluyorlar. O zaman birinci ifade doğru oldu. Ali'nin harekete başladığı kinetik enerji büyüktür. Evet arkadaşlar, şimdi bunun e, yaptığı momentum'da, momentum'da, momentum da, Ali'nin momentum da Selim'in momentumu eşittir. Çünkü toplam momentum sıfır olması için sağda sola eşit olması lazım. Biz kinetik enerji ifadesini şöyle yazabiliriz. P kare bölü 2M'den yazarız. P'ler aynı olduğu için kütlesi küçük olanın kinetik enerjisi büyütüyor. Kütlesi kimin küçük? O zaman Ali'nin küçük. O zaman Ali'nin kinetik enerjisi, Ali'nin kinetik enerjisi, Selim'in kinetik enerjisi ne oldu? Büyük oldu. Üçüncü ifade Ali'nin momentum büyük ki Selim eşittir. Evet onu söylemiştik zaten. Çünkü sonraki momentum sıfır olması için sağlı sollu momentumları ne yapmasan birbirlerine kesinlikle eşit olması gerekiyor. O zaman cevabımızı burada 1, 2, 3 olarak söylemiş oluyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci sorumuz şöyle doğrusal bir yolda duruştan demiş harekete geçen bir cisme ait kuvvet zaman grafiği şekildeki bedel buna göre yargılanan hangileri doğrudur demiş. Şimdi sorumuzu indirdiğimiz zaman bize bir kuvvet zaman grafiği vermiş. Kuvvet zaman grafiğinin alanı FT'nin alanı bize itmeyi ya da momentum değişimini verir. Şimdi duruştan başladığı için ilk momentum sıfırdır. O zaman buradaki grafikten alanı hesapladığımız zaman buradaki grafiğin alanı ne P dersek buradaki alana 2P Buradaki alana P deriz arkadaşlar. Sonuçta cismin hızı sıfırdan artmıştır diyor. Evet arkadaşlar matematiksel olarak bu alan devamlı ne yapıyor? Şu şekilde arttığı için bakın devamlı alanımız ne yapıyor? Artıyor ve en sonunda P oluyor. O zaman cismin burada arkadaşlar yani alan olarak momentum olarak alan arttığı için alan arttığı için momentum artar. Momentum arttığı için o zaman da cismin hızı ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. O zaman birinci ifade doğru. T kinetik cismin kinetik enerjisi sabittir. T2 trendi arkadaşlar sonuçta buradaki alan bize momentum verir. Momentumun artması cismin hızının arttığı anlamı katar. O zaman burada arkadaşlar momentum alan olarak arttığı için o zaman momentum artarsa yine artacak hız artışı. O zaman kinetik enerjisi de artmış olur arkadaşlar. Yani burada sadece düzgün olarak arttığını görüyoruz. 2T3 tane cisim momentum azalmıştır. Yine arkadaşlar matematiksel olarak düşündüğümüz zaman Buradaki alan tamamı ne yapıyor? Devamlı artıyor. Bakın en sonda ne oluyor arkadaşlar? P, 2P, 3P oldu. Sonra 4P oldu. O zaman alan olarak devamlı bir artış olduğu için o zaman burada momentum azalmıştı değil. Momentumu yine artmıştır ama artma miktarı azalmıştır. O zaman bu ifademiz ne oldu? Yanlış oldu. Cevabımızı buradan e, cevabımız arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Evet ikincisini de artar demiştik. Bu da yanlış oluyor. O zaman cevabımız yalnız bir olarak söylemiş oluruz. Demek ki arkadaşlar burada momentumun artması cismin hızının hep arttığı anlamı katar. Hızının artması ise devamlı kinetik enerjisinin artması. O zaman kinetik enerjisi sabit söylenemez. Momentumu da azalmış diyemeyiz. Sadece artışı azalmıştır diye bir ifade de bulunuruz. Evet, geldik 3 sorumuza arkadaşlar. Hava derincinin ihmal edildiği bir ortamda yerden belli bir yükseklikten yatay olarak atılan kaleye cisimlerinin Kütleleri 1 kilogram ve 4 e, kilogramdır. Hız büyüklüğü 20 metre böl 10 metre bir saniyedir. Cisimlere momentumların yatay ve düşey bileşininin birbirine eşit olduğu anda bulundukları noktaların birbirine göre düşey uzaklığı kaç metre demiş? Şimdi yatay ve düşey momentum eşit olması demek arkadaşlar. O zaman yatay hızının her noktada aynı olduğu anlamı katar. O zaman bunun yatay hızı arkadaşlar nedir? 20'dir. O zaman düşey hızında ne olması lazım? 20 olması lazım. Aynı şekilde bunun yatay hızı değişmeyeceği için bu noktadaki hızı 10'sa 10 düşey hızında olması lazım. Çünkü ne diyor soruda bize? E, düşey ve yatay momentumların eşit olmasını istiyor. O zaman şöyle yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi bu cismin aşağı doğru hızı onar onar artmıyor mu? Hızı 20 olduğu için burası g çarpı t olduğu için buradan buraya 2 saniye geçmişti ve cisim burada 5 15 2 15 metrek yol almıştır. Bu cisim de buradan buraya arkadaşlar 1 saniye düştüğü için çünkü düşey hızı 10 olduğu 10 olması için yine g çarpı t'de 1 saniye kadar geçmesi Burada o zaman 5 metre yol alıyor. Soruda ne demiş arkadaşlar? Bunlar arasında düşey uzaklık. Düşe bunlar arasında düşey uzaklık. O zaman ne oldu arkadaşlar? Şurası oldu. O zaman düşey uzaklık arasındaki düşey uzaklığın 15 metre olarak görmüş oluyoruz. Evet geldik dördüncü soruma. Sürtünmeler ihmal edildiği şekilde düzenekte kütleleri M ve 2M olan Kale cisimler arasında yay bir miktar sıkıştırılıp serbest bırakıldığı anda K cismi en fazla ne X noktası kadar çıkabiliyor diyor. Ee, L, L cismi en fazla hangi nokta noktalar arasında çıkabilir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bu cisimler sonuçta ilk baş tutulduğu için bırakıldığı anda önce tutulduğu için önceki momentum sıfırsa sonraki momentumun sıfır olması lazım. O zaman bunun hızını arkadaşlar bu tarafa 2V dersek bunun hızına V ederiz Çünkü momentumun eşit olması için burasının 2 mb burasının 2 mb olduğu için sağlı solu sonraki momentumun sıfır olması için e, ikisinin hızlarının 1'e 2 olması gerekiyor. Bu cisim ne yapmış arkadaşlar? Buraya çıkmış. Yani ne kadar yükseklik? 4H'a çıkmış. O zaman enerji kurumu yazdığımız zaman 1 bölü 2. E, bunun kütlesi M. M çarpı 4V'nin karesi eşittir. M çarpı G çarpı 4H diyelim. Bunun çıkacağı yüksekliği süre h üstü diyelim. O zaman 1 bölü 2 2m çarpı v kare eşittir. 2m çarpı g çarpı h üstü diyelim. Bir orantı kurduğumuz zaman burada arkadaşlar 1 bölü 2'ler gider. Şimdi buradaki m'imiz gidiyor. Buradaki m'imize gidiyor. Buradaki 2m, buradaki 2m gidiyor. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? E, ve karelerde gitti. Sol tarafta 4'ümüz kaldı sadece. Sağ tarafta 4 aşağı H kaldı. O zaman burası da 4 aşağı H üstü olduğu için o zaman 4'lerde giderse H üstü ifademiz H oldu. Demek ki çıkabileceği yüksek en fazla H olarak ne yapmış oluyoruz? Söylemiş oluyoruz. E, ve cevabımız arkadaşlar Y olarak ifade ederiz. Evet 5. sorumuz şöyle arkadaşlar. Eşit bölmeye ayrılmış şekillik düzlemde durmakta olan M, 2M, 2M, 3 kütlede 3 cisim aynı anda O noktasına doğru harekete başlıyor. Cisimler O noktasında çarpışıp birbirlerine genetiklendikten sonra kesikli çizgileri gösterilen 1, 2, 3, 4, 5 numaradan hangisini izler demiş. Şimdi arkadaşlar tabii ki yine momentum kurumunu düşündüğümüz zaman e, cisimlerin çarpışmadan önceki momentumla çarpışmadan sonraki momentumla işte eşit O zaman momentumu x'e tek tek yazdığımız zaman Öncelikle e, önceki momentumu x ve y ekseden değerlendirirsek arkadaşlar şöyle değerlendirir. Bu cismin buradan buraya kadar aldığı yol kaç birim? 1, 2, 3 birim olduğu için buradaki hızına ne diyelim? 3v diyelim. Bu cismin buradan buraya kadar 3 birim yol aldığı için bunun da hızına 3v diyelim. Bu da 2 birim yol aldığı için hızına 2v diyelim. Şimdi bunu momentumla ile bunun momentumu 2 kere 3 aşağı doğru ne yaptı? 6 mv'lik momentum oluşturdu. Bu da cisimde arkadaşlar sağa doğru ne yaptı? Şu yönde 3 mv'lik bir momentum oluşturmuş oldu. Bu aşağıya 6 mv demiştik. 2 kere 2, 4 de 4 Nm'likte yukarı momentum oluşturdu. Şimdi arkadaşlar net momentum önceki momentum hesaptığımız mı? 6'dan 4 çıktı aşağı doğru. Momentum vektörümüz 2 mv oldu. Ve bu tarafa da 3 mv oldu arkadaşlar. Sonuçta bu cisim bize yönünü sormuş. O zaman sonraki momentumu da ne yapmasam? Şu istikamette olmasam. Yani 2 3 olması gerekiyor. 2 aşağı 3 sola. O zaman 2 aşağı 3 sola gelecek şekilde olan momentum vektörümüz hangisidir arkadaşlar? Burada 3 numara olarak ne yapmış oldu? Diyoruz, söylemiş oluyoruz. Ve cevabımızı C şıkkı olarak işaretlemiş olduk. Evet geldik. Evet altıncı sorumuz şöyle. Sürtümüz yatay düzlemde, kütleleri 2M 6M olan PR oyuncak arabaların arasında esnek bir yer sıkıştırılarak arabalar şekildeki konumundan tutuluyor. Arabalar serbest bırakıldığında P arabası A noktasından 3 ve hızla geçiyor. P arabası A noktasında e, iken demiş. R arabası bunun nokta ve hızın büyüklüğü nedir? Şimdi arkadaşlar tabii ki cisimler ilk başta o, tutulduğu için o zaman bu cisimlerin önceki momentumu ne olması lazım? 0. O zaman sonraki momentumun da 0 olması gerekiyor. Burada arkadaşlar P arabasının hızına ne demiş? 3V demiş ve bu tarafa doğru yöneldiğini söylemiş. Ve 3 birimden A noktasına doğru. Yani 3 birimlik bir olamış. Yani çünkü her araya X dersek 3X'lik. Şimdi bu tarafa doğru momentumu kaç yaptı P arabasının? O zaman 6MV. O zaman buranın da bu tarafa doğru 6MV olması için hızının V olması lazım. Çünkü 6MV 6MV ne yapacak? Birbirini sıfırlayacak. O zaman burada arkadaşlar 3 prim yolu 3 x alıyorsa o zaman bu aracımız da buradan buraya ne yapıyor? Gelmiş oluyor. 1 Bir birim yolu. Çünkü hızı V olduğu için V yolunda e, x kadar yol almış oluyor. H'a gelmiş oldu. O zaman e, geldiği nokta H oluyor arkadaşlar. Ve hızla da ne diyeceğiz? V olarak söylemiş olduk arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. 7. sorumuzda sürtünmesi yatay düzlemde V hızıyla ilerleyen K cismi durmakta olan L cismi merkez esnek çarpışma yapıyor. Çarpışmadan sonra L cismi doğal halinde bulunan esnek yayı en fazla X kadar sıkıştırabiliyor diyor. E, K ve L cisimleri özdeş olduğuna göre yargılarına hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar her iki cismin özdeş olduğunu söylemiş. Özdeş cisim ne demektir? Her iki cismin kütlesinin aynı olduğunu ifade eder. Şimdi eğer burada bir esnek çarpışma varsa, eğer kütleler eşitse cisimler çarptığı zaman ne yapar? Hızlarını birbirine aktarır. Yani bu cisim ne yapar? Hızını ve bunu aktarır ve burada ne yapar? Durur. Demek ki bir hız aktarımı oluşuyor şimdi gelelim şıklarımıza. Yayda depolanan maksimum potansiyel enerji K cismin ilk kinetik enerjisine eşittir. Evet burada esnek çarpışmada enerji korunacağı için cismin burada sahip olduğu enerji olduğu gibi ne yapıyor? Önce bunu aktarır. Bu da bu yay aktarır arkadaşlar. O zaman enerji aynen korunmuş olur. Evet dediği doğrudur arkadaşlar. Maksimum yaydaki enerji ile K cisminin ilk kinetik enerjisi birbirine eşittir. K cismi çarpışma sonrasında hareket kaldı. Evet hızını ne yaptı? Aktardı. Çünkü bu hızını buna verirken bu ne yapmış oldu? Oldu ya da durmuş oldu. İkinci ifade de doğrudur. L cismi çarpışma sonrası kinetik enerjisi K cismin çarpışma sonrası kinetik enerjisi eşittir. Evet burada hız aktarımı olduğu için kütleleri de aynı. Hızlarının birbirine aktardıkları için önceden hızı V idi. Bunun sonraki hızı da V oldu. Bu nasıl sıfır oldu? Demek ki bunun önceki kinetik enerjisiyle bunun sonraki kinetik enerjisi hem hızları hem de kütler aynı olduğu için o zaman enerjiler eşit olmuş oldu. O zaman cevabımızı 1, 2, 3 olarak söylemiş olduk. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videolarımızı mutlaka beğenelim.